Ben Tarık Korkmaz, iç mimarım ve mobilya tasarımcısıyım. Profesyonel olarak iç mimarlığı sürdürüyordum. Aynı zamanda mobilya tasarımı yapıyorum. 2021 yılında Asos bölgesine yerleştik, Amençeköy'e yerleştik. Profesyonel meslek hayatımızı burada ve İstanbul'da devam ettiriyorum. Bu DAM'da projemiz aslında ya bir yapının insan hayatını nasıl değiştirebileceğini çok güzel bir örnek. Biz bunun farkını aslında projeyi gördüğümüzde, daha doğrusu evin ilk halini gördüğümüzde biraz hissetmiştik, yaşamaya başlamıştık. Mevcut bina 100 yaşındaydı. Eski bir taş evde. Bu bölgedeki, Asos bölgesindeki klasik şey taş yapılardan bir tanesiydi. İşte üstünde bir yaşam alanı, mutfak, altında da işte ahırın olduğu, hayvanları barındırdıkları bir alan vardı. Aslında bu projeye başlamadan önce bizim kafamızda başka şeyler vardı. Bir zeytinlik alıp onun içerisinde kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı yaratmaya çalışıyorduk. Sonrasında bu ev karşımıza çıktı. Biz İstanbul'dan eşimle beraber atlayıp geldik. Hiç aklımızda yokken, yani bir taş ev almak aklımızda yokken bu evi gördük ve aynı gün evi satın aldık. Sonrasında hayaller başladı. Ya bu binayı nasıl bu haliyle ayakta tutabiliriz diye çokça çalıştık. İşte mühendis arkadaşlarımızla oturduk. Kurtarabilir miyiz binayı diye çokça düşündük. Ama bina çok yaşlı ve eski bir yapım tekniğiyle yapıldığı için bunun çok da mümkün olmadığına karar verdik. Sonrasında aslında güzel bir renovasyon çalışması gerçekleşti burada. Binayı aslına uygun tekrar yaptık. Ama bunu yaparken de birçok kriterimiz vardı. Bu mimari dokuya, bu bölgedeki mimari dokuya, çevreye bir saygı duymamız gerekiyordu. Çünkü bir miras gibiydi bizim için bu taş yapı ve etrafındakiler. Mevcut binayı mümkün olduğu kadar korumaya çalıştık. İşte bunda nelere dikkat ettik? Bir kere bize miras kalan bir taş vardı. Taş çok önemliydi bizim için. Yani bu bölgedeki bütün binalar taş olduğu için hepsi benim gözümde altın değerinde ya da değerli mücevher gibi bir şeydi yani. Sonrasında kendi yaşam alanımızı kurgulamaya başladık. Mimari çalışmaları gerçekleştirdik. İşte biz burada neler yapabiliriz, maksimum verimde nasıl kullanabiliriz diye çokça düşündük. Çünkü metrajımız çok ufak. 66 metrekare taban alanına oturuyor burası. Ve iki kattan oluşuyor. Yani bir 3 kişilik bir ailenin yaşaması için maksimum verimde kullanmamız gerekiyordu. Onun üzerine çokça zaman geçirdik. Yaklaşık 1,5 sene falan sadece proje aşaması sürdü. Yaptık, bozduk. İşte mimariden iç mimariye, iç mimariden tekrar mimariye gibi bir sürü çözümlerimiz oldu. Onlarca değişimimiz oldu. Bunu yaparken de şöyle bir avantajımız vardı aslında. Evi kendimiz için yapıyorduk. Ya karşımızda bir müşteri yoktu. Müşteri aslında bizdik. İstanbul'daki kalabalıktan, çokluktan biraz arınma ihtiyacı duyarak geldik buraya. O yüzden evi tasarlamaya başlamadan önce bir kendimize ihtiyaç şeması oluşturduk. Acaba biz nelerden vazgeçebiliriz? İşte koca koca bir salona ihtiyacımız var mı? Ya da işte metrekarelerce dolaba ihtiyacımız var mı? Bu neler bizim için fazla? Ya olmasa olur mu gibi. Bunlarla beraber mimari projeyi geliştirdik. İşte bir bahçemiz yok burada. Direkt yola açılan bir taş bina burası. Ama dışarıda olma ihtiyacı her zaman insanda oluyor. Yapıyı tasarlarken işte büyük pencere açıklıkları da kurguladık. Bahçe ihtiyacımızı da yapımızın en üstüne gezilebilir bir teras yaratarak kurguladık. İşte bahçeye çıkmak yerine artık terasa çıkıyoruz mesela. Orada küçük saksılarımız var. Orada bitkiler yetiştiriyoruz, çiçekler yetiştiriyoruz. Ya da nefes alabileceğimiz tek nokta diyebilirim teras için. Aslında bizim bahçemiz teras. En dikkat ettiğimiz şey şuydu. Burada kullanmak zorunda hissettiğimiz bir taş ögesi vardı. Yani mevcut binanın taşları vardı. Ve bu taşları kullanacağım yeni malzemelerle hep ön planda tutmalıydım. Onunla yarışmamalıydı. O yüzden mümkün olduğu kadar az mobilya, işte tonlarıyla, ondan sonra formlarıyla hep birbiriyle uyumlu. Evimizin içerisinde gezerken böyle yere oturmuş kocaman kütleler göremezsiniz. Hepsi havadadır, ayaktadır. Ya da böyle çok ince hatlıdır hepsi. Bu mobilyaların üretiminde de tasarımlarını da ben gerçekleştirdiğim için tek tek işte detaylandırıp, ölçülendirip, özel imalata soktuğum şeyler, mobilyalar bunlar. Mekanlar arası ilişki, geçiş bizim için çok önemliydi. Yani kapısını kilitleyebileceğiniz
Sadece tuvaletlerimiz var. Hatta bir tane tuvaletimiz var. Kapısını kilitleyebildiğiniz. O da işte misafirlerimiz geldiğinde rahatsız olmasın diye. Normalde aslında bizim kapımız bile yok diyebilirim iç mekanlarda. Sadece sürme bir ahşap panelimiz var. Masiften oluşan. Onlar da zaten günlük kullanımda sürekli açık halde kalıyor. Sadece bir separasyon ihtiyacı duyduğumuzda kapatıyoruz. Bir de yine böyle yani miras olarak aldığımız bir sürü öge vardı eski binadan. Mevcut evimizde de şu an hali hazırda gördüğünüz ahşap tavanlar, eski evlerden sökülen ahşaplar. Bunları işte söktürürken ustalara böyle çok dikkatli olun lütfen. İşte kırmayın ya da işte güzelce ayırın. Çünkü bazıları kurtlanmıştı, eskimişti. Onları tek tek ayırttık. Böyle çok güzel istiflettik. Sonradan bunları tekrar bir 100 yıl yaşasın diye emprenye tekniğiyle yapılması için tekrar bir fabrikaya gönderdik. Ağaçları korumaya aldık. Onlardan elemeler yapıldı falan. Bunlar tek tek pozlandı. Oda ayrıldı. Tekrar yerleştirildi. Yani eskiden aldığımız mirası aslında biz biraz modernize ederek bizim tasarım anlayışımıza harmanlayarak tekrar kullandık. Malzeme seçimi bizim için çok önemliydi bu yapıda. Aslında yapı ve coğrafya bize çok güzel bir rehberlik yapıyordu. Yani neleri kullanıp kullanmayacağımızı bize söylüyordu. Sadece onu tabii dinleyebilirsiniz ya da algılayabilirsiniz. Taşları ön plana çıkartmak için yine İspanya'dan getirdiğimiz özel bir mikrobeton denilen bir yüzey malzemesi, zemin kaplama malzemesi kullandık yapıda. Bunun özelliği de tek parça durması. İşte bir derz görmüyorsunuz ya da kendi içerisinde renk farklılıkları görmüyorsunuz. Tek parça bir şey, yüzey. Komple her tarafı kapladığınız bir yüzey. Bunu da işte yine taşın içerisinden seçtiğimiz bir tonla yakalamıştık. Ve böylelikle neyi sağladık? Taşlar ön plana çıktı. Yapının kendi içerisindeki güzellikleri ön plana çıktı. Üzerine koymaya çalıştığımız her bir mobilya heykelsi forma dönüştü. Yerlerini değiştirsek dahi anlamlıydı aslında. İşte zemin malzemesini tek parça düz yapmamızın şöyle bir güzelliği oldu bizim için. Kendi mobilyalarımız haricinde doğadan bulduğumuz objeleri de salt bir taşı da koyduğunuzda anlamlı hale geliyor. Bir heykelsi forma dönüşüyor. Diğer mobilyalarda da derdimiz oydu aslında. Yani her biri böyle salt dolaptır, işte kapıdır, kanepedir, halıdır gibi olsun istemedik. Ya bu binanın ana yapısına uysun. Aslında ufak şeyler gibi, minik dokunuşlar gibi. Yani koyduğunuzda buraya ne koyarsanız koyun, aslında burayı tamamlayacakmış bir ögeymiş gibi olsun istiyorduk. Mobilya seçimlerimizi, aksesuar seçimlerimizi de o şekilde yaptık. İşte ince çizgiler, binanın ve doğanın renklerine uyumlu tekstiller, işte aksesuarlar gibi birçok malzeme çok uzun ömürlü olması lazım. Çünkü bu binayı biz devraldığımızda 100 yaşındaydı. Yani bizim buna bir değer katabilmemiz için belki onu da geçmemiz lazım. Bir bayrak devri gibi düşünmüştük biz. Kullanacağımız malzemeler belki 150-200 sene daha yaşamalıydı. O yüzden malzeme seçimlerimizi yaparken de mümkün olduğu kadar kaliteli ve en iyisini kullanmaya çalıştık. Kullandığımız mobilyalarda bir heykelsi form arayışımız her zaman var. Çünkü bunları görmek bizim için çok keyif verici. İtalyan birkaç tasarımcının aydınlatması var evimizde. Yine yemek masamızın etrafında sandalyelerimiz keza o şekilde. Burası kendimizi en yalın hissettiğimiz, en çıplak hissettiğimiz nokta aslında. Yani evimizin terası. Her taraf pastoral görüntü veriyor bize. Burada gözlerinizi kapatıp doğayı dinleyebiliyorsunuz, kuşları dinleyebiliyorsunuz ya da sessizliği dinleyebiliyorsunuz diyeyim. Yani o sessizlik de çok güzel. Evimizin girişindeyiz, ya giriş katındayız. Burası eskiden, yani özellikle şu mutfak bölümü eskiden ahır olarak kullanılıyormuş. Yani düz ayak olması, işte hayvanları daha kolay içeriye sokuyorlar falan. Üst katta işte biraz önce oturduğumuz bölümde, salonda da alttaki hayvanların ısısı yukarı ısıtıyor falan gibi bir şey var aslında. Teknolojileri var insanların eskiden.
Sonrasında biz daha modern teknolojilerle işte burayı ısıtıyoruz, soğutuyoruz gibi şeyler var. Aslında bir ahırdayız şu an. Sonrasında işte biz bu bölümü işte elimizde pazardan aldığımız poşetlerle ya da eşyalarla direkt düz ayak içeri girebilmek için mutfak yaptık. Burada bir çalışma alanımız da var. Buradan aslında başka bir yerde vakit geçirmiyoruz gibi bir durum var. Yani günümüzün büyük bir bölümü burada geçiyor. İşte bu büyük masamızla hem çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, hem yemeğimizi yapıyoruz. Keyifli bir alan yaratmaya çalıştık burada da. Bu coğrafyada da zeytin ağacı hem tarihler boyunca bütün dinlerde de mistik olarak yeri aldığı için bizim evimizin içinde de olsun istedim. Evimizi yapan taş ustalarına özellikle rica etmiştim. Buradaki zeytin motifini işleyebilir misin diye. Onlar da sağ olsunlar, heykeltıraş gibi çalıştıkları için bizi kırmadılar. Böyle bir çalışma gerçekleştirdiler. Evimize her girdiğimizde aslında dışarıdan, yani eve gelirken zeytin tarlalarının arasından geçiyoruz ama sonra evin içerisine girdiğimizde de yine zeytinle bir ilişki içerisindeyiz. Bizim çok hoşumuza gidiyor bu detay. Buna benzer ufak detaylar bizi çok heyecanlandırıyor evde. Biz bu eve yapmaya başladığımızda maya aslında yoktu. Yani fikir olarak bile yoktu diyebilirim. Maya kim derseniz bizim oğlumuz. Evi yapmaya başladığımızda Maya'nın odasını misafir odası olarak kurguluyorduk. Projede de şöyle bir kısaltmamız vardı. M.oda, yani tek misafir odası vardı. Sonra inşaat süresince şey, İstanbul'a gittiğimizde, geldiğimizde falan eşimin hamile olduğunu öğrendik falan. Sonra M.oda Maya odası oldu. Maya'nın güzel, keyifli bir odası var giriş katta. Daha doğrusu evin aslında her tarafını kullanıyor ama ona özel bir yerimiz var.